Köpek Ansiklopedisi programımıza hoş geldiniz. Bu bölümün yıldızı tüm sevimliliği ve inanılmaz karakteriyle karşınızda Maltese Terrier. Ufacık boyutu, zerafeti ve eşsiz sevimliliğiyle insanı kendine hayran bırakan Maltese Terrier'in tüm özelliklerini bu videomuzda bulabileceksiniz. Eğer bir Maltese Terrier sahiplenmeye karar verdiyseniz işte bilmeniz gerekenler. Kapalı yaşam ve küçük alanlar için fazlasıyla uygun olan Maltese Terrier son derece nazik, duyarlı ve bir o kadar da zeki bir köpektir. Zarif püsküllü kuyruğu, vücuduna orantılı yuvarlak kafası, damla şeklindeki tüylü kulakları ve tabii ki o eşsiz ipeksi tüyleriyle bir Maltese adeta podyuma çıkmaya hazır bir süper model gibidir. Genelde baş kısmındaki tüylere havalı bir topuz yapıldığında bu süper modelimiz oldukça çekici olur. Maltese'lerin canlı, akıcı ve senkronize yürüyüşü dışarıda gezerken tüm bakışları sizin üzerinize çeker. Uzun, yumuşak ve beyaz tüylere sahip bu muhteşem ırk, oyuncu ve zarif yapısıyla karşı konulması zor köpek ırkları arasında yer alır. İdeal bir kucak köpeği olan bu cinsler sevimlidir, arkadaş canlısıdır, eğitime yatkın ve aynı zamanda oldukça da zekidir. Diğer küçük ırklarla kıyaslandığında havlama eğilimi orta derecede olmasıyla da apartman hayatına son derece uygundur. Sürekli uzayan yumuşacık tüyleri onun en ayırt edici özelliklerinden biridir. Diğer köpeklere karşı da oldukça sıcakkanlı olan bu cins çocuklara karşı toleranslıdır. Maltalılar hassas sindirim sistemlerine sahip olabilirler ve yemek seçebilirler. Ağız ve diş sağlığının sürekli takip edilmesi oldukça önemlidir. Ufak tefek boyutuna aldanmamak gerek. Maltalılar oldukça cesur bir cinstir. Bu cinslerin karakteri hem genetik faktörlerden hem alacakları eğitimden hem de geçirecekleri sosyalleşme döneminden etkilenebilir. Kaliteli kuru mama ile beslenip rutin sağlık kontrolleri yapıldığında bu sevimli dostlar 12 ile 14 yıl boyunca aileleriyle uzun bir birliktelik yaşayabilirler. Maltese Terrier cinsi köpeklerin taşınması çok kolaydır. Bu hem bir yerden bir yere giderken avantaj sağlar hem de olası bir tehlike anında onu korumayı mümkün kılar. 2-3 kilogram ağırlığa ulaşabildikleri bilinen bu ırkın boyu da 23-25 santimetreye kadar uzayabilir. Oldukça küçük olmaları onların süs köpeği sınıflandırmasına girmesinin de nedenidir. Maltese için temel eğitim onun sosyal bir varlık haline gelmesi için atlanmaması gereken önemli bir konudur. Zira bu köpeklerin eğitimleri zamanında verilmediğinde agresif davranabilirler ve bu durum diğer köpeklerle aralarında sorunların yaşanmasına sebep olabilir. Maltese, geçmişi çok öncelere dayanan soylu ve asil bir ırktır. Hatta ünlü filozof Aristo tarafından mükemmel derecede orantılı olarak tanımlanmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi Maltese'lerin ana vatanı Malta'dır. Spaniel ve Poodle cinslerinin melezleştirmesiyle geliştirildiği düşünen bu sevimli ırk, yüzyıllar boyunca ada ülkesinden dünyaya yayılmamıştır. Daha sonra Avrupa ülkelerine geçmiş ve bu noktada da Avrupa'nın elit kesimi arasında oldukça popüler hale gelmiştir. Amerika'ya ulaşması ise 1870 yılını bulmuştur. American Kennel Club tarafından 1888 yılında tanınmıştır. Zaman içerisinde farklı amaçlarla ırkın sevimliliğinden ve oyun severliğinden yararlanılmıştır.
gösterilerde yer almışlar ve son olarak da günümüzde aile bireylerimiz arasına katılmışlardır. Maltese Terrier'lerin dişileri 4 ile 8 ay arasında ergenlik dönemine girerler. Bu süreçte çiftleştirilmeleri kesinlikle önerilmez. Henüz gelişimleri tamamlanmadığı için gebelik süreci küçük vücutlarına kalıcı zarar verebilir. Dişiler 8 ayı tamamladıktan sonra bekletilmeli ve çiftleşme için 2 ile 3 yaşına gelmeleri beklenilmelidir. Gebelik süreçleri 58 ile 65 gün arasında sürer. Genellikle 2 ile 5 arasında yavruya sahip olurlar. Bazı dişiler tek doğumda 6'dan fazla yavruyu da dünyaya getirebilirler. Yavru sayısı üzerinde dişinin yaşı, daha önce doğum yapıp yapmadığı, erkek ile kaç kere çiftleştiği gibi değişkenler kadar sağlık durumu ve beslenmesi de etkilidir. Uzun beyaz tüyleri ilk görüldüğünde bu ırkın çok fazla tüy dökeceği ile ilgili yanlış bir izlenime kapılmak mümkündür. Bakımı doğru ve eksiksiz yapılanların oldukça az tüy döktükleri bilinmektedir. Tüyleri kısaltılmazsa düzenli olarak fırçalanmalıdır. Fırçalama oldukça narin yapılmalı ve tarama ile de desteklenmelidir. Veterinerlerin önerileri doğrultusunda yıkanabilirler, hızlı uzayan tırnaklarının bakımının aksatılmaması gerekir. Maltese cinsi dostlarımız oyun oynamayı ve aileleriyle birlikte zaman geçirmeyi çok severler. Yavruluk dönemlerinde günde 18 saat kadar uyusalar da yetişkinlik dönemlerinde 8 ile 10 saatlik uyku onlar için yeterli olur. Eğitim süreçleriyle ilgili bilinmesi gereken en önemli şey onların insanları çok uzun zamandır tanıdıkları ve zekaları sayesinde çözdükleridir. Dolayısıyla eğitimde tutarlı olmak ve nazik bir şekilde liderlik rolünü üstlenmek gerekir. Eğitim sırasında sert tepkiler onların inatçılık yapmasını tetikleyebilir. Mümkün olduğunca olumlu eğitim yolları denenmelidir. Her cins gibi onlar için de erken dönemde sosyalleşmek çok önemlidir. Genetik olarak bazı hastalıklara yatkınlıkları bulunduğu bilinen Maltese'ler diz kapaklarında sorun yaşayabilir, karaciğer rahatsızlıkları geçirebilir, hipoglisemi yani kan şekeri düşüklüğü sorunu yaşayabilir ve maalesef böbrek sorunları nedeniyle sağlıklarını yitirebilirler. Onların beslenmesinde kaliteli küçük ırk köpek mamaları oldukça önemlidir. Kilo almaya orta derecede meyilli oldukları bilinir. Yetişkin bir Maltese için günde 2 öğün mama yemek beslenme ihtiyaçlarını karşılayacaktır. Son olarak eğer bir Maltese sahiplendiyseniz eğitimi konusunda bizden profesyonel destek alabilir, köpeğin kendi evinde ve sahibinin de katılımcı olduğu eğlenceli, pozitif, köpeğe düşünmeyi öğreten ve %100 başarı garantili eğitimlerimizden faydalanabilirsiniz. Videomuzun açıklama kısmında iletişim bilgilerimizi bulabilirsiniz.